Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. En son eşeysiz üremeyi yapmıştık. Şimdi mayoz bölünmeye geçmiş olduk. Eşeyli üreme biraz kısa olduğu için mayoz bölünmenin arkasında hemen eşeyli üremeden de bahsedeceğim. Konjugasyondan da bahsetmeden geçmeyelim. Ne olur ne olmaz dedim. Yani yoğun bir video bizi beklemiş olacak. Öncelikli olarak bir mayozla başlamış olalım. Şimdi mayoz dediğimiz zaman mitozdan farklıydı. Videonun içerisinde eşeyli eşeysiz karşılaştırması, mayoz mitoz karşılaştırması yapacağım. Ama tabii sonlara doğru denk gelecekler. Özellikle üniversite sınavında ikisinin arasındaki farkların bilinmesi gerekiyor. Çok fazla soru kalıbı çıkıyor. Her sene bir tane ya mayoz mitoz farkı ya da eşeysiz farkından bir soru geliyor çünkü. Mayoz bölünme eşey ana hücrelerinde gerçekleştirilecek. Eşey ana hücresi dediğimiz hücreler mayoz bölünme geçirebilecekler. Kaçırmayacağın şey şu. Eşey hücresi yani yumurta ve sperm değil. Eşey ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Ve mayoz bölünme haliyle neyin temelini oluşturmuş olacak? Eşeyli üremenin temelini. Şimdi mayoz bölünme gerçekleşecek. Tabii ki eminim hepiniz hatırlıyorsunuz. Kromozom sayısı yarıya inecek. Oluşan hücrelere de gamet ismini vermiş olacağız. Gamet dediğin şey mayoz bölünme sonucunda oluşup farklılaşan üreme hücreleridir. Yani dişilerde üretilen gametlere ne ismini veriyorduk? Yumurta. Erkeklerde üretilen gametlere ise sperm ismini vermiş olacağız. Tabii ki bitkiler de eşeyli üreme yaparak çoğalabiliyor ama bitkilerde değişik özel bir durum söz konusu olabiliyor. Dişi bitkiler işte yumurta üretebiliyorlar. Onların dişilerin üreme hücrelerine de yumurta deniyor. Erkeklerin bitkilerdeki üreme hücrelerine yani onların gametlerine ise polen deniyor. Yani hayvanlarda sperme karşılık bitkilerde polen kelimesini kullanabiliyoruz. Ben biraz tabii hepsinin üstüne basa basa anlatacağım. Sanki bilmiyormuşsunuz gibi kabul edip anlatacağım. O yüzden aynı şeyleri bir daha söylemiş gibi gelecek size. Mutlaka bir şeyi 3-4 kere üst üste basarak söylüyorsam o çok önemlidir ve karıştırılan bir şeydir. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden ve ana hücreden farklıdır. Zaten mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı ne yapıyordu? Yarıya iniyordu. Mayoz bölünmede birazdan daha detaylı vereceğim tabii. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 evreden meydana gelmiş olacak. Bu bir insan kromozomu ya da insan hücresi olursa 2N46 kromozomlu. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarı inecek yani 23 olacak. Mayoz bölünme sonucunda oluşanların da yine kromozom sayısı 23-23 olmuş olacak. Bu oluşan hücreler bunun da 23, bunun da 23 ama ikisi birbirinden farklı. Ana hücreden zaten farklı olmuş oluyorlar. Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. Yine üstüne basa basa söyleyeceğim ama bak kromozom sayısı hangi evrede yarıya indi? Mayoz 1'de. Mayoz 2'de bir değişiklik olmadı. Ve bir hücreden kaç tane yavru hücre oluşmuş oldu? Mitozda 1'den 2 hücre oluşuyordu. Mayozda ise bir hücreden 4 tane yavru hücre oluşmuş olacak gençler. Şimdi mayozun evrelerine de hemen bir giriş yapalım. Mayozun evrelerinden de bahsedelim. Mayozun evrelerini interfaz, mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere ayıracağız. Hani kodlama yapmıştık işte interle Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde. Aynı mantık burası için de geçerli. Mayozun başında bir interfaz evresi olacak. Mitozun interfazı ile birebir aynı. Ne görürsen aynısını yapıştırabilirsin. Mayoz 1 ve mayoz 2 dediğimiz zaman ise bunda da yine profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez safhalarımız olacak. Mayoz 1'e ait olanlara bir kelimesini kullanacağız. Mayoz 2'ye ait olanların sonuna ise iki kelimesini kullanmış olacağız gençler. İnterfazla da hemen bir başlamış olalım. Dediğim gibi mitozun interfazıyla birebir aynı olmuş oluyor. Mitozun interfazında ne demiştik? Zaten hücrenin hazırlık evresiydi. ATP sentezi arttı, enzim sentezi arttı, metabolik olaylar hızlandı, organellerin faaliyetleri arttı. En can alıcı evre ise S evresiydi. Çünkü S evresi DNA eşlenmesinin gerçekleştiği evreydi. Aynı zamanda organel sayısı da bu evrede artıyordu. Unutmayacağım şey neydi? Hayvan hücrelerinde sentrozom adı verilen bir organel var.
Bunu soru kalıplarında çok sokuyoruz test sorularının içerisine. Siz de karıştırıyorsunuz. Mesela diyorum ki profaz evresinde şu 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 olur. Sentrozom eşlenmesi gerçekleşir. Sentrozom bir organeldir. Organel olduğuna göre sentrozomun eşlenmesi hangi evrede olması gerekiyor? İnterfaz evresinde. Yine kaçırmayacağım bir şey daha var. Hayvan hücrelerinde sentrozom bulunurken bitki hücrelerinde sentrozom yoktu. Aslında mantık nereden ileri geliyordu? Hücreyi çiziyorduk. İşte sentrozomunu şuraya koyuyorduk. Kromozomu da şurada olmuş olsun. Sentrozom iyi ipliklerini üreten organelin adıdır diyorduk. Daha önceki videolarda anlatmıştım ama tekrar üstünden geçmekte fayda var. Aslında sentrozom dediğin şey şöyle bir şeydi. Bizim hücre iskeleti elemanlarımız vardı. Mikrotübül adını verdiğimiz. Aslında bunlar protein iplikçiklerdi. Bu mikrotübül dediğimiz şeylerin 3 tanesi yan yana geliyor. Sonra 9 tane 3 yan yana geliyor. Yani 27 tane şöyle mikrotübül oluyor. Bu 27 tanesi bir araya geldi de oluşturduğu yapıya sentriol adı veriliyor. Sonra 27 tanesi de geliyor böyle. Bu da bir sentriol oldu. 2 tane sentriol bir araya geldiği zaman da sentrozom organeli meydana gelmiş oluyordu. Demiştim ki dikkat edin. Sentrozom ve sentriol aslında aynı şey. İkisi de aynı kapıya çıkar. Çünkü iki sentriol bir araya geldiği zaman sentrozom oluşuyor. İşte sana test sorusunda sordu. Hayvan hücrelerinde sentrioller tarafından üretilen iyi iplikleri, sentrozom organel tarafından iyi iplikleri, üretilen iyi iplikler iki kelime de doğru olmuş oldu. Demiştim ki karıştırma kiminle bunu? Sentromerle karıştırmayın demiştim. Sentromer dediğimiz şey de şu bir kromozom, bu da bir kromozom olsun. Kromozomların bir arada tutulduğu bölgeye sentromer adını veriyorduk. Bunlar hani anafazda birbirinden ayrılıyorlardı sentromerlerinden. Üç kelime de hem mitozda hem mayozda çok fazla kullanılacak. Sentrozomla sentriol aynı kapıya çıkarmış. Sentromer kromozomların bağlandıkları bölgelere verilen isimmiş. Biz gelelim buradaki konumuza. Bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. O zaman bitki hücreleri iyi ipliği üretmiyor mu? Hayır, üretiyorlar. İyi ipliğini aslında kim üretiyor? Sentrozomun içerisinde bulunan mikrotübüller. Bitki hücrelerinde de mikrotübüller var. Yalnız bitki hücrelerinde mikrotübüller sitoplazmada. O yüzden bitki hücrelerinde iyi iplikleri sitoplazma tarafından üretilir diyebiliyoruz. Hayvan hücrelerinde sentrozom tarafından, bitki hücrelerinde sitoplazma tarafından demeyi kabul ediyoruz. Çünkü asıl yapan şey mikrotübül. Hayvanlarda bir araya gelip bir organel kıvamına gelmişler. Bitkilerde böyle bir organel yok. Onu karıştırmamamız gerekiyor. Ve duyunca çok duyacağım. Duyar duymaz da mayoz bölünmeyi yapıştıracağım. Homolog kromozom kelimesi bir tek mayozda geçecek. Mitozda homolog kromozom diye bir şey söz konusu değil. Biri anneden, diğeri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara homolog kromozom ismini veriyoruz. Yani bunlar benim homolog kromozomlarım. Bir tanesini annemden aldım. Şöyle annem de yazabilseymişim iyi olurmuş. Annemden aldım. Diğerini ise babamdan almış oldum. Aslında kastettiğim şey şu. Mesela benim bir göz rengim olsun. Kalıtımda daha net anlayacağız. İşte gözde de kahverengi gözlü olma geni. Büyük A olsun, şöyle kahve diyelim. Küçük A'da mavi gözlü olma geni olsun. Annemden bir kromozom, babamdan bir kromozom almam demek. Aslında annemden gözle ilgili bir gen, babamdan da gözle ilgili bir gen almam demek. Şimdi ben mayoz bölünme sırasında homolog kromozomları oluşturacağım ya. Benim gözümle ilgili, hakikaten de ben heterozigotum, büyük A ve küçük A'ya sahibim. Yani kahverengi göz genim var ama bende mavi göz geni de var. Ben bunu DNA eşlenmesi yaptığım zaman iki katına çıkartacağım. Yani tutup kahverengi göz geninden bir tane daha yapacağım. DNA'mı eşliyorum ya. Mavi göz genimden de bir tane daha yapacağım. Şimdi bunlar ne oldu? Homolog kromozom olmuş oldular. Çünkü bunlarda gözle ilgili, atıyorum burası kulakla ilgili, burası bağırsağın bilmem nesiyle ilgili birbirinin
ne birbirine fotokopisi diyeyim demeyeyim. Şu ikisi birbirine fotokopisi ama bu ikisi aynı özellikleri temsil ediyorlar. O yüzden bunlar kardeş olmayan kromatit deniyor. Biri kahverengi göz, biri mavi gözü taşıdığı için ama sonuçta ikisi de göz taşıyor. İkisi de kulakla ilgili bir şey taşıyor. İkisi de kan grubuyla ilgili taşıyor. O yüzden bunlar birbirinin homoloğu. Göz kulak kan grubu, göz kulak kan grubunu taşıdığı için homolog denmiş oluyor. Kalıtımda biraz daha mantığını daha iyi anlatmaya çalışacağım ama burada da nereden geldiğini yaparsak diğer ünitedeki soruları daha kolay bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi kardeş kromatit, kardeş olmayan kromatit kavramına bak. Rakam verdim. Harf verdim. Kardeş kromatit. Bu da büyük A, bu da büyük A. Atıyorum burası küçük B, burası da küçük B. Bu ikisi birbirinin fotokopisi. Fotokopisi olduğu için bunlara kardeş kromatit ismini veriyoruz. Kardeş olmayan kromatit dediklerim, bak burası büyük A, burası küçük A. Ama sonuçta ikisi de göz taşıyor. Gözle ilgili gen taşıyor. Kardeş olmayan kromatit dediklerimizde bunlar, mayozda bunları paylaştırmaya başlayacağız. İnterfazı yaptık, DNA'mızı eşledik, homolog kromozomlar meydana gelmiş oldu. Yani şu oluşan yapı benim için bir homolog kromozom olmuş oluyor. Bak şununla şöyle yanılgıya düşme, bu bir kromozom. Şu da bir kromozom. Bu ikisi birbiriyle kardeş, yani fotokopi. Ama şu pembe ile mavi birbiri arasında kardeş olmayan kromozomlar olmuş oluyor. Profaz evresi aslında mantığı aynı. O çekirdek zarı eriyecek. Çekirdekçik kaybolacak. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara ama homolog kromozomlara dönüşecekler. Yani şunlar homolog kromozom. Homolog kromozomlar yan yana geldiğinde de böyle dörtlü bir yapı oluşuyor ya. O yüzden buna da tetrat ismini vermiş olacağız. Homolog kromozomların yan yana gelmesiyle böyle üst üste binmeleriyle oluşan yapı olmuş oluyor. Homolog kromozomların fiziksel olarak birbirine temas etmesine sinapsis ismini vereceğiz. Sinapsis. Sinapsis eden bölgelere ise kiyazma ismini vermiş olacağız gençler. Hemen şöyle de bir devam edelim. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitler arasında da gen alışverişi gerçekleşebilecek. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen alışverişine parça değişimi, yani crossing over'dan bahsedeceğiz. Hemen şurada da bir göstereyim. Bak şimdi bununla bu kardeş. Büyük A ile büyük A parça değiştirse ne olur, değiştirmese ne olur. Büyük B ile büyük B, büyük C ile büyük C veya burada küçük A küçük A, bir de bunu da test sorularında düşesiniz diye yazıyoruz. Kardeş kromatitler arasında parça değişimine crossing over denir diyoruz. Kardeş kromozomlar parça değişse ne olur, değişmese ne olur. Şu ikisi değiştirse ne olur, değiştirmese ne olur. Kardeş olmayanlar arasında parça değişimi gerçekleşecek. Hemen şuradan nerede o kaldı, hemen göstereyim. Şimdi şuraya baktığın zaman bu büyük F büyük G'ydi. Burası da küçük F küçük G'ydi. Bu iki nokta birbirine temas etmiş. Bu iki nokta birbirine temas edince aralarında parça değiş tokuşu olmuş. Normalde baktığın zaman nasıl bir durumun söz konusu olması gerekiyordu? Burası büyük F büyük G'ydi. Buradan parça değişimi olduğu için artık burası küçük F küçük G oldu. Burası da buradaki parçayı aldığı için büyük F'ye büyük G'ye dönüşmüş oldu gençler. Böylelikle genetik çeşitlilik de artmış olacak. Crossing over sonucunda. Crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda olan bir olay değil. Crossing over tesadüfi olarak gerçekleşir. İlla ki her zaman gerçekleşmek zorunda değil. Profaz 1. Re baktığımız zaman tetrat adını verdiğimiz, yani dörtlü yapılar oluşacak. Çekirdek zarı parçalanacak. Aynı mitozun profazı gibi düşünebilirsiniz dedim. Çekirdekçik ve endoplazmik retikulum adını verdiğimiz organeller kaybolacaklar. İ iplikleri adını verdiğimiz iplikler oluşacak. İ ipliklerini de kimler oluşturacak? Sentrozom organeli tarafından oluşturulmuş olacak. Bak şimdi baktığınız zaman 4 kromozomlu bir hücrenin profazından bahsediyor gibiyiz. Erken profaz, geç profaz. Yani yavaş yavaş çekirdek zarı eriyecek. İ iplikler oluşturuluyordu ya. İyice oluşturulmaya devam edecek. Bunlar da birazdan homolog kromozomlar yan yana gelerek
tetrat adını verdiğimiz dörtlü birimlere dönüşecekler. Hemen bununla ilgili bir soru da yapalım. Mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde olan bir hayvan hücresiyle ilgili. Neredeymiş? Zaten bir tek profazı gördüğümüz için profaz 1 evresinde. Homolog kromozomlar yan yana gelerek tetratlara dönüşür. Hiçbir sıkıntı yok. Profaz 1 evresinde tabii ki tetratlar oluşacak. Doğru. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında crossing over gerçekleşir. Gerçekleşebilir ama ben bunu direkt böyle sormam diye düşünüyorum ki kesinlikle doğrudur demişim. Bunun üstüne basabilmek için crossing over tabii ki profaz 1 evresinde gerçekleşir ama profaz 1 evresinde crossing over tesadüfi olarak gerçekleşiyor. %99.9 gerçekleşir ama gerçekleşmeye de bilir. Bu bir ihtimaldir. Kesinlikle dediği için kabul etmedim. Sentrozom organeli eşleniri zaten kafadan kabul etmiyorum. Sentrozom organeli interfaz evresinde eşleniyordu. Yani cevabımız A'ya düşmüş oldu. Metafaz 1 evresine baktığımız zaman da bunlar birbirine birazcık daha yakın olacaklar. Yani şöyle bir durum söz konusu olacak. Homolog kromozomlar karşılıklı gelecek şekilde dizilmiş olacaklar. Nerede? Hücrenin ekvatoral düzleminde rastgele olarak dizilecekler. Hangisinin ne tarafa gittiği belli değil. Sonra anafaz 1 evresine girilecek. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilmeye başlanacaklar. Çünkü bununla bu birbirinin homoloğuydu. Hangi kromozomun hangi kutba gideceği rastgele belirlenir. Bize çok fazla şey sorusu gelecek. Mayoz bölünme ya da işte mayoz bölünmede tür içi çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? 1. Crossing over. 2. Anafaz 1'de homolog kromozomların zıt kutuplara rastgele seçilmesi ya da çekilmesi, bunların hangisinin hangi yere gideceği tamamıyla tesadüfi gerçekleşiyor. Hangi spermle hangi yumurtanın dölleneceğinin tesadüfi olduğu gibi. Bu olayda tabii ki genetik çeşitliliğe neden olmuş olacak. Oradan telofaz 1 evresine geçilecek. Telofaz 1 evresi profazın biraz tersi ama mayozun ikinci aşaması da olduğu için biraz farklı olabilecek. İyi iplikleri kaybolacak. Canlı türüne bağlı olarak çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşabilir. Yani telofaz 1'den sonra tekrar işte mayoz 2 evresine geçiliyor ya. Tekrar mayoz 2 evresine geçileceği için bazen bu çekirdek zarı oluşmadan da devam edebiliyor. Çekirdekçik oluşmadan da devam edebiliyor. Canlı türüne göre tekrar yeniden oluşumda söz konusu olabiliyor. Stokinez dediğimiz zaman da genellikle zaten telofazla stokinez eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Biz bunları sıralı yazıyoruz da hadi tamam telofaz bitti şimdi sitoplazmayı böl gibi değil. Bunlar birbirini takip eden olaylar. Genellikle telofaz 1 ile eş zamanlı olarak başlayacak. Stokinezi mitozda çok söyledim, çok üstüne basarak söyledim ama bir daha söylemekte tabii ki fayda var. Hayvan hücrelerinde boğumlanma yaparak gerçekleşecek. Bitki hücreleri ara lamel, ara çeper dediğimiz yapıyı oluşturacaklar. Bitki hücrelerinin hücre duvarı bulunduğu için ve hücre duvarı ölü olduğu için boğumlanma yapmaya engel olacak. Onlar da böyle hücrenin diyelim ki iki tane oluşmuş ortasından başlayarak ara çeper ara lamel dediğimiz yapıyı oluşturmuş olacaklar çeperleri olduğu için. Sonra profaz 2 başlayacak. Bazen böyle okulda da belki hocanız demiştir mayoz 2 mitozun aynısı. Mayoz 2'yi yazdırmıyorum mitozdaki yazanları oraya geçirin gibi cümleler kurmuş olabilir. Çok doğru bulmamakla birlikte yanlış da değil. Mitozdaki evrelerle mayoz 2'deki olaylar birbiriyle aynı şeyler. O yüzden ben bir hücre bölündüğü zaman mayoz 2'de mi mitozda mı karar veremiyorum. Ne demek istiyorum? Mesela ne dedi? Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir. Ya mitozda da kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine diziliyor. Mayoz 2'de de diziliyor. O zaman bu cümleyi gördüğüm zaman kararsız kalıyorum. Diyorum ki altına mitozda olabilir, mayozda olabilir. Çünkü mayozun ikinci aşamasında da olabilir. Ama tutup da mayoz 1 ile ilgili bir şey yazdıysa derse homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir. Homolog kromozom dedi yapıştır. Mayoz 1'den bahsediyor. Bu kesinlikle homolog kromozom oluşturduğuna göre mayoz bölünme yapıyor. Dediğim gibi şekilsel olarak da mitoz olan her şey mayozda olabiliyor. Çünkü mitozla mayoz 2'nin
olayları aynı. Ama Mayoz 1'de gerçekleşenler sadece Mayoz'a özgü olayları olduğu için ona direkt karar verebiliyorum. Hemen biz Profaz 2 ile bakalım, devam edelim. İyi iplikleri dediğimiz yapılar oluşur. Çekirdek zarı veya çekirdekçik Mayoz 1'in sonunda oluştuysa kaybolacak. Oluşmadıysa zaten devam ediyoruz işimize. Metafaz 2'yi söyledim. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş oldular. Anafaz 2'de yavaş yavaş böyle hücre uzamaya da başladı. Yani telofaza da böyle yavaştan doğru gidiyor gibiyiz. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekildiler. Telofaz 2 kromozomlar kromatin ipliğe dönüşür. Çekirdek zarı ve çekirdekçik endoplazmik retikulum yeniden oluşur. Unutma, endoplazmik retikulum da hücre bölünmesi sırasında kayboluyor. Hücre bölünmesinden sonra tekrardan oluşuyor. Bir de anafaz evresinde, diğer videoda da aklınıza takılmış herhalde. Anafaz evresinde de artık böyle tekli giden şeylere, normalde şu bir, şu birdi. Buna ne ismini veriyorduk? Kromozom. Artık anafaz evresinde de şuradan gidenlerin her bir parçasına kromozom ismini kullanabiliyoruz. Yani şurada bir, iki kromozom var diyebiliyoruz. Çünkü evre devam ettiği için. Sitokinez 2'ye baktığımız zaman ise sitoplazma bölünmeyi tamamlamış olacak. Haliyle de kaç tane yavru hücremiz oluştu? 4 tane yavru hücremiz oldu. Böylelikle mayoz bölünmeyi bitirdik. Oluşan şu yavruların hiçbirinin genetik yapısı birebir aynı değil. Çünkü rastgele seçilim oldu. Anafaz 1'de crossing over büyük ihtimalle gerçekleşti. Zaten birbiriyle aynı olmamış oldular. Şimdi tabii böyle parça pincik anlattık. Hadi gel bir de baştan sona bir bakalım. Nerede neler oluyormuş görelim istedim. O yüzden de şöyle bir özet verelim dedim. Öncelikli olarak bir interfaz gerçekleşiyor. Bak tekrar söylüyorum, interfaz bir kere gerçekleşti. O da nerede gerçekleşti? Mayoz 1'in başında gerçekleşti. Mayoz 2'nin başında bir daha interfaz yok. DNA eşlendi, miktarı 2 katına çıkmış oldu. Şurası hangi evreydi? Profaz 1 adını verdiğimiz evremizdi. Profaz 1 evresinde çekirdek zarı erimeye başladı. Çekirdekçikler kayboldular. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak, üst üste katlanarak artık ne derse homolog kromozomlara dönüştü veya tetratlara dönüştü. Çünkü homolog kromozomlar yan yana gelince de biz onlara tetrat ismini vermiş oluyoruz. Metafaz evresine baktığımız zaman, metafaz evresinde artık homolog kromozomlar yani tetratlar hücrenin ekvator düzlemine dizildi. Anafaz 1 evresinde ise homolog kromozomlar zıt kutuplara çekildi. Sonra arkasından ne geldi? Telofaz evresi geldi. Telofaz 1 de bittiğinde sitokinez 1 adını verdiğimiz evre gerçekleşmiş oldu. Bir hücreden iki tane hücre oluştu. Sonra mayoz 2 başladı. Mayoz 2 başlayınca da ilk oluşan evremizin adı neydi? Profaz 2 evresiydi. Profaz 2 evresinden sonra metafaz evresi gerçekleşti. Ama ne? Metafaz 2. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizildiler. Sonra kardeş kromatitler, bunlar birbirinin kardeşiydi ya. Kardeş kromatitler anafaz 2'de birbirinden ayrıldı. Telofaz 2'de artık zaten her bir çizgiye bir kromozom diyebiliyorduk. Böylelikle sitokinez 2'de gerçekleşince bir hücreden tam 4 tane yavru hücre oluşmuş oldu. Hepsini de burada özetlemiş olduk. Yine kaçırmayacağım bir şey söz konusu. Bir DNA miktarı, bir de kromozom sayısı ile ilgili bir durum söz konusu. DNA miktarı ve kromozom sayısı ile ilgili karıştırmayacağım şey şu. Benim bir tane hücrem vardı. Bu hücrem mayoz bölünme geçirdi. Mayoz 1 şurasını vereyim. Sonra arkasından da mayoz 2 denilen evre geldi. Çekleşte 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi kromozom sayısına ne dedim? Burası işte 46 kromozomluydu. Mayoz 1'in sonunda yarıya indi. 23, 23. Burada da 23, 23, 23, 23. Burası neydi? Bir daha söyleyeyim. Mayoz 1. Şimdi bize bazen diyor ki DNA miktarı ile ilgili de soru soruyor.
DNA miktarı ne diyor? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 DNA'ya sahip bir hücre. Ne bileyim işte 6 çarpı 10 üzeri eksi 12 DNA miktarına, DNA ağırlığına sahip bir hücreden bahsediyoruz diyor. Orada biraz aklımız karışabiliyor. Şimdi bu normal şartlar altında diyelim ki 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 gram DNA'ya sahipmiş. İnterfazda DNA miktarı 2 katına çıktı. DNA'sını eşledi. Yani 2x'e bu DNA eşlendiği zaman 4x'e çıktı. Yani bu interfazı yapar yapmaz bu hücrenin artık 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 DNA'sı var. Sonra mayoz 1'de sitoplazmayı 2'ye böldü. Yani 8 DNA'sı varsa buraya da 4 geldi 10 üzeri eksi 8. Buraya da 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 geldi. 4'ü 2'ye bölünce buraya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buraya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olmuş oldu. Tabii ki başta hücreninki 4'tü. Sonra bu 4 ne olmuş oldu? 2'ye en sonda düştü ama mayoz 1'in sonunda düşmüş oldu. Burayı karıştırmamanız gerekiyor. Mümkün olduğunca aklınızda kalabilecek şekilde söylemeye çalıştım. Çok karıştırılıyor. Şöyle aslında söylemek istediğimi bir daha şuradan toparlayayım size. Bir tane hücre var. Bu hücre mayoz bölünme geçirdi. 2 tane hücre oldu. İster ezber yap, ister mantığını anla. Ama lütfen ve lütfen test sorularında karıştırma. Bunun 46 kromozomu vardı. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya indi. Mayoz 1'in sonunda oluşanların kromozom sayısı yarısı 23 oldu. DNA miktarı dediği zaman bunun başta 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 demişti. Sen burayı da yine mayoz 1'in sonunda oluşanların da 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 alacaksın. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 alacaksın. Bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 8, 2 çarpı 10 üzeri eksi 8, 2 çarpı 10 üzeri eksi 8, 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 alacaksın. Ya hocam 4'tü. Zaten başta soruda bana 4 dedi. Sonra tuttunuz 2'ye böldünüz yine 4 diyorsunuz. Sana sorunun başında 4 dedi ama interfazı da kendin düşün dedi. Aslında interfaz yaşandı. Burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 diyor. Lütfen karıştırmayın. Bazen aklımızda takılıyor. Ya hocam kromozom sayısı yarıya inerse DNA ağırlığı, DNA miktarı niye yarıya inmiyor? Kromozom oluşan bir şey. Sen sonra kromozomlarını ikiye bölüyorsun. DNA ise eşlenme gerçekleşince bir ağırlık biriminden bahsediyoruz. İstersen direkt şu yazdığımı mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iner ama hücrenin başta ağırlığını ne verirse o alacağım diye ezberleyin. İsterseniz de mantığını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım gençler. Çok karıştırıldığı için üstüne basa basa verdim. Şimdi size demiştim ki kıyas soruları çok çıkıyor. Kıyas soruları da çok çıktığı için mitoz ve mayozun arasındaki farklara bakacağız dedim. Mitoz ve mayozun arasındaki farklara bakalım hemen sizinle birlikte. Eşeysiz üremenin temel olayıdır. Mayoz ise eşeyli üremenin temel olayı olmuş olacak. Ökaryot tek hücrelilerde, çok hücreli canlıların birçok vücut hücresinde ve üreme ana hücrelerinde görülmüş olacak. Mayoz bölünme ise çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde, bazı canlılarında spor üretiminde görülebilecek. Bölünme sonucu oluşan canlıların genetik yapısı birbirleriyle ve ana hücreyle aynı. Diğerlerininki ise farklı. Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyümeyi sağlayacak, gelişmeyi sağlayacak, dokuların tamir edilebilmesini sağlayacak. Mayoz bölünme ise üremeyi sağlayacak, üremek için yapılacak. Tetrat, sinapsis, crossing over, homolog kromozom, kiyazma, görürsen yapıştır, mayozdur. Mitozda bunlar yok. Çekirdek zarı ve sitoplazma bölünmesi bir kere gerçekleşiyor. Çekirdek ve sitoplazmayı iki kere böldük. Karyokinezi de iki kere yaptık, sitokinezi de iki kere yaptık. Bölünme sonucu kromozom sayısı aynı olan ata canlıyla iki hücre oluştu. Bölünme sayısı, kromozom sayısı yarıya indi. 4 yavru hücre oluştu. Oluşan hücreler tekrar mitoz geçirebilir. İkenden ikene gidiyorsun, bir daha iken olabilirsin. Mayoz bölünme sonucu ise ikenden ene düştün. Bir daha en bölü 2 diye bir şey söz konusu olamaz. Aslında yaptığın şey ne? Senin gözünle ilgili 2 tane genin vardı. Sen 2 enliydin. Mayoz bölünme sürecinde gamet oluşturdun. Kromozom sayısını yarıya indirmen demek. Ya büyük A'yı verdin ya küçük A'yı. Yani gözle ilgili bir tane gen verdin.
hadi ben bir daha mayoz yapayım da gözümle ilgili yarım gen vereyim gibi bir şey en bölü 2 olamayacağı için mayoz geçiren hücreler bir daha mayoz geçiremezler. Karıştırmamamız gereken şeyleri de tekrardan bir toparlayayım dedim. Mayoz bir sonunda kromozom sayısı yarıya iniyor. Yani yazmıştım ya, 46'dan bunlar nereye düştü? 23, yarıya inecekti. İnterfaz sadece mayoz 1'in başında bir kez gerçekleşecek. Bir daha interfaz yok. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklı. Bak şöyle farklıdır yazayım. Eğer birbirinden farklı olmasaydı, annemin ürettiği her yumurta, babamın ürettiği her sperm birbiriyle aynı olsaydı biz kardeşler olarak fotokopi gibi olurduk. Kardeşler tabii ki birbirine benziyoruz ama birbirimizin fotokopisi değiliz. Annemin ürettiği yumurtalar birbirinden farklı, babamın ürettiği spermler birbirinden farklı. Bunları mayoz bölünmeyle yaptıkları için de haliyle genetik çeşitlilik olmuş oluyor. Organel sayısı ve hacim mitozda bile farklı olabiliyor. Ne demiştim size? Mesela bir hücrede işte atıyorum 400 tane ribozom var. 250 tane ribozom buna gider, 150 tane ribozom buna gider. Şu baştakinde 400 tane varsa organel sayısı farklı olabilir. Hacim de, hatta mayoz bölünmede dişi üreme sistemi ve erkek üreme sistemini gördüğümüz zaman daha iyi anlayacağız. Erkekler mayoz bölünme yaptıkları zaman oluşan spermlerin hacimleri, şekilleri birbirine aynı. Yani döllenmeye katılabilecek 4 tane sperm oluşturabiliyorlar. Ben, yani dişiler diyeyim. Dişiler mayoz bölünme yaptığı zaman ise bizim yumurtalarımız yine 4 tane hücre oluşturuyorum ama 3 tanesi çok az sitoplazma alıp ölüyor, döllenmeye katılmıyor. Bir tanesi fazla alıyor. Böylelikle benim sağlıklı döllenmeye katılacak bir tane yumurtam oluyor. İç döllenme, iç gelişme yaptığımız için zaten döllenme ihtimali ve bebeğin korunma ihtimali yüksek. Diğer türlü olsaydı ben her ay 4 tane yumurta oluştururdum. Spermler zaten bir sürü, milyon tane geliyor. Her ay 400 hamile kalma ihtimalim olurdu. Yani demek istediğim şey, sitoplazmaya azalanlar ölüyor dedim ya, hacimler birbirinden farklı olabilir gençler. Yine karıştırmamanız için özellikle sözel sorularda şöyle bir mantık yürütmenizi istiyorum. Şimdi bana şekiller verdi diyelim. Ben de size birkaç tane çizeyim. Şöyle yaptı. 1, 2, 1, 2. Hemen hızlıca bir çizeyim. Şöyle şekilleri göstermiş olsun. Bir de böyle, bir de böyle, bir de böyle. Sonra bir tane 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şimdi sana bu şekilleri verdi soruda. Diyor ki aşağıda verilen seçeneklerden hangisi 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayozuna ait olamaz, mitozuna ait olamaz. Bu tarz soru kalıbı çok çıkıyor. Özellikle karıştırmayalım, yorumlayalım diye ben bunu boş bıraktım. Bir tane soru üstünden bakmayalım çünkü çok fazla derecede çeşidi var. Şimdi mesela şekli yukarıda verdi ya da şıklarda bu şekil var. Ben bu şekli gördüğüm zaman hemen bir duruyorum. Diyorum ki bakayım. Şimdi bu bir kromozom, bu iki kromozom, bu üç, bu dört kromozom. Önce bir şekle bakayım. Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizilmişler. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine mitozda diziliyor. Mitozda olan her şey zaten mayozda da oluyor. O zaman bu hücrenin şekli mitozda olabilir, mayozda olabilir. Mitozsa 1, 2, 3, 4. Yani 2N eşittir 4 kromozomlu bir canlının mitozu olabilir. Ama bu mayoz da olabilir. Mayoz ise bunlar bir zamanlar tetrattı. Yani mayoz 1'i vardı. Mayoz 1'de de bunlardan birer tane daha vardı. Homolog kromozomlar vardı. Yani 1, 2 hepsi için aynı şey geçerli olacağına göre mayoz bölünme yapıyorsa 2N8'in mayozu olabilir. Anlaştık mı demek istediğim konusunda? Hemen şu katlı kağıdı da bulayım. Bundaydı değil mi? Bir bakayım şuradan. Heh. Mesela şuna baktığın zaman, sadece şurayı görün şunu. Buna baktığım zaman tabii renk değişikliğini de görmüyorum. Renk değişikliği çünkü crossing over'ı gösteriyor. Şuna baktığım zaman diyorum ki 1, 2. Bu mitoz da olabilir, mayoz da olabilir. Mitozsa 2N eşittir 2. Mayozsa bunlar bir zamanlar tetrattı. 1, 2, 3, 4. 2N eşittir 4. Yani iki katını alıyoruz. Çünkü tetrat olduklarını da hesaba katmaya çalışıyoruz. Ama bu şekle baktığım zaman
Direkt yapıştırıyorum, mayoz bölünmedir. Neden? Çünkü tetratlar, homolog kromozomlar var. Başka alternatif yok. Bu kesinlikle mayoz bölünme. Sayayım 1, 2, 3, 4. İken eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayozu olabilir diyorum. Ya da bana şu şekli gördüm. Burada da şöyle vermiş olsun. Bu tarafa da çekilmiş olsun. Şöyle de göstereyim hemen hızlıca. Vaktinizi çok almak istemiyorum ama bunu mutlaka karıştırıyorsunuz. Özellikle üstünde durmak istedim. Aynı mantık burası için de geçerli. Şöyle vermiş olsun. Şimdi şöyle bir baktığım zaman bunun mitoz mu mayoz mu olduğunu kesinlikle anlayabilirim. Neden? Zıt kutuplara kromozom çekilmiş. Eğer kardeş kromatit çekileydi karar veremeyecektim. Ama kromozomlar zıt kutuplara çekildiği için karar verebiliyorum. Bu kesinlikle mayoz bölünme yapıyor. Mayoz bölünmenin de hatta 1, 2, 3, 4, 2N eşittir 4 kromozomlu. Ama buna baktığım zaman karar veremedim. Mitoz da olabilir, mayoz da olabilir. Mitozsa diyeceğim ki şunu bir kromozom olarak hayal edebilirsin en baştakini düşündüğün için. 2N eşittir 2. Mayozsa bunlar bir zamanlar böyle tetrat formatındaydılar. 2N 4'ünde mayozu olabilir diye düşüneceğiz arkadaş. Hemen geçelim artık biraz da eşeyli üremeden bahsedelim. Eşeyli üreme dediğimiz zaman tabii ki bazı canlılarda görülen, omurgalılarda özellikle görülen genetik çeşitliliğe sebep olan olaydan bahsediyoruz. Temeli neye dayanmış olacak? Mayoz bölünmeye dayanmış olacak. Canlının değişen çevre şartlarına da uyum yeteneğini arttırır. Eşeyli ve eşeysiz üremede bu kelimeleri çok kullanıyoruz. Şuna dikkat edeceksin. Ya hocam eşeyli üreme sonucunda illa çevre şartlarına uyum artar mı? Artma ihtimali yüksek. Eşeysiz üremede canlı zaten ortam şartlarına adapte olmuştur. Genetik yapı değişmiyor. Çevre şartı değiştiği zaman bu onun için olumsuz bir durumdur. Ama eşeyli üremede yeni gen kombinasyonları olacağı için değişen çevre şartlarına uyum yeteneğini arttırır. Mesela eşeyli üremeyi kimler yapıyor? Bitkiler yapıyor, hayvanlar yapıyor. Bitkilerde de eşeyli üreme yapılan organımız tabii ki çiçek. Bitkilerin çiçek açmasındaki sebebi erkekler kızlara götürsün, kızlar onlara aşık olsunlar diye çiçek açmıyor. Çiçek bitkilerin üreme organıdır. Biz ileriki videolarda daha açık göreceğiz. Açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkilerimiz var. Açık tohumlular ve kozalaklılar, çam, köknar, ladin gibi. Kozalak onların her bir çiçeği olmuş oluyor. Kapalı tohumlu bitkilerde bu işte gül, zambak, karanfil gibi bitkilerimiz olmuş oluyor. Çiçek dediğin şey tabii ki yumurta ve polen üretecek. Yani erkek üreme hücresi ve dişi üreme hücresi üretilecek. Sonra tozlaşma dediğimiz olay gerçekleşecek. Tozlaşmadan sonra döllenme yaşanacak. Döllenmeden sonra da tohum yani bebiş oluşmuş olacak. Tohumu da götürüp ektiğimiz zaman yeni bir bitki olacak. Çok basittir ama bir sene birinci basamak sınavda çıktı. Böyle bunları tek tek yazmışlardı. İşte önce yumurta ve sperm oluşumu. Sonra neyin olması gerekiyor? Tozlaşmanın. Yani polenin yumurtalığa ulaşması, şurada üretilen polenlerin dişi organa gelmesi gerekiyor. Sonra polenle yumurtanın birleşmesi yani döllenmenin gerçekleşmesi. En sonunda da tohum oluşması gerekiyor. Bunun böyle bir sıralaması da bir sene sınavda çıktı. Biz eşeyli üreme yapan canlıların bazı da özel türleri var. Bunlar erselik canlılar dediğimiz canlı. Erselik yani hermafrodit canlılar dediğimiz zaman hem dişi hem erkek üreme hücresi üretebilen canlılardır. Bu hermafroditlik dediğimiz durum dediğim gibi bazı bitkilerde ve bazı hayvanlarda görülebiliyor. Kapalı tohumlu bitkilerde genellikle erselik olmuş oluyorlar. Şunlar bizim erkek organlarımız. Şu yeşille çizilen ise dişi organ. Erkek organlar polen üretimini yapıyor. Dişi organlar yumurta üretimini yapıyor. Yani bir canlıda hem erkek organ var hem dişi organ var. O zaman bu hermafrodit bir canlı. Hermafrodit aynı eşeyli de olabilir, ayrı eşeyli de olabilir. Ne demek istiyorum? Şimdi bunun ürettiği polenler eğer kendi kendine tozlaşma yapıyorsa, kendi yumurtasına gidip dölleyecekse bu hermafrodit aynı eşeyli. Bunun ürettiği polen uçacak başka bir bitkinin
şöyle dişi organına varacaksa, o da tabii ki hermafrodit bir bitki olsun, ama bunun ürettiği polen bunun dişi organına gelmiş oldu. Haliyle bu çapraz tozlaşma dediğimiz tozlaşmayı yaptı. Bu durumda ise hermafrodit ayrı eşeyli olmuş oldu. Hermafrodit aynı eşeylilikte genetik çeşitlilik olur mu? Bu kalıp da kafanızı karıştırıyor. Bazen şöyle sorular çıkıyor. Diyor ki işte genetik çeşitliliğe sebep olan olayları genetik çeşitliliğe sebep olma sırasına göre hangi seçenekte verilmiştir gibi soruyor. Atıyorum buraya bir tomurcuklanma yazıyor. Buraya bir diyor ki hermafrodit aynı. Buraya diyor ki hermafrodit ayrı. Buraya da işte eşeyli üremeden bir tane örnek veriyor. Ya hocam diyorsunuz hermafrodit aynı eşeyliyse burada genetik çeşitlilik olmaz. Olur. Benim her ürettiğim yumurta birbiriyle aynı mı? Erkek organım olsa her ürettiğim sperm birbiriyle aynı mı olacak? Olmayacak. Şundaki genetik çeşitlilik tabii ki daha fazla. Hatta şu daha da fazla. Ama şuraya da baktığın zaman ürettiği yumurtalar ve polenler ya da ürettiği yumurtalar ve spermler birbiriyle aynı olmayacağı için yine bir meiyoz yaşanacağı için genetik çeşitlilik oluşma durumu söz konusu. Gençler, yani şu da genetik çeşitliliği oluşturur. Ha, ikisi arasında kıyas yaparsan tabii ki bu daha fazla genetik çeşitlilik oluşturur. Solucanlarda da hermafrodit aynı eşeyli olanlar veya ayrı eşeyli olanlar var. Mevsimsel olarak dişi organ ve erkek organ farklı aylarda olgunlaşıyor. Böylelikle döl alışverişi yapabiliyorlar diyeyim. Hemen bir tane de sorudan bahsedeyim. Yukarıda verilen olaylardan hangileri sonucu oluşan bireylerin genetik yapısı ana bireyle aynıdır? Tomurcuklanma ile üreyen bir canlıda tomurcuktan yeni birey oluşması. Tomurcuklanma yaptıysa burada oluşan bireyin genetik yapısı ana bireyle aynı olmuş olacak. Çünkü bir eşeysiz üremeden bahsediyoruz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri sonucu oluşan bireylerin genetik yapısı ana bireyle aynıdır? Doğru. Eşeysiz üremeden bahsediyoruz. O zaman bunu aldım. Hermafrodit aynı eşeyli bir canlının yumurta ve sperminin birleşmesinden yeni birey oluşması. Tabii ki bu genetik çeşitliliğe sebep olur arkadaşlar. Az olur ama olur. Kendi kendine tozlaşma yapan bir bitkinin oluşturduğu tohumdan yeni birey oluşması. Bu da genetik çeşitliliğe sebep olur. Kendi kendine de tozlaşma yapsa sonuçta ne olmuş? Tohum oluşturmuş, mayozda ürettiği polen ve yumurta birleşmiş. O yüzden bu da genetik çeşitliliğe sebep olur. Cevabımız da yalnız bire düşmüş oldu. Hemen biraz konjugasyondan da bahsedeyim. Konjugasyon dediğimizde özel bir durum. Çok eşeyli üreme olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bakterilerde birey sayısını arttırmıyor arkadaşlar. Konjugasyon genetik çeşitliliği arttıran bir olay. İki tane canlıda görülüyor. Bakteride ve paramecium'da. Özel durumlarından da hemen bahsedeceğim. Şimdi aynı türe ait olması lazım. Üstüne basa basa söyleyeyim. İki tane bakteri yan yana gelecekler. Bakterilerin birbirini tutmalarını sağlayan uzantının adı neydi? Pilus. Pilus adı verilen uzantılarla bakteriler birbirlerine tutunacaklar. Bakterilerin işte çift zincirli sarmal yapılı halkasal bir DNA'ları vardı. Bir de bazı bakterilerde küçük DNA parçaları vardı. Plazmit adını verdiğimiz. Yani şu bir. Hemen de üstüne göstereyim. Plazmit. Şimdi plazmiti olana F artı diyoruz. Plazmiti olmayana F eksi diyoruz. İki tane bakteri yan yana geldiler. Birbirine pilus adı verilen uzantılarıyla tutundular. Aralarında sitoplazmik bir köprü oluşturdular. Şimdi bunun plazmiti olduğuna göre, yani ekstradan bir DNA parçası olduğuna göre, bunda ekstradan bir özellik, bir durum söz konusu. Atıyorum X antibiyotiğinden etkilenmiyor. Atıyorum Y bilmem nesinden etkilenmiyor. İkisi birbirinin arasında sitoplazmik bir köprü kurduktan sonra bu plazmitini eşledi. Eşlediği plazmitin bir kopyasını diğer bakteri türüne gönderdi. Normal şartlarda bu F artı, bu F eksiydi. Artık bunun da plazmiti olduğuna göre bu da F artı olmuş oldu. Bazen işte veren erkek alana dişi kelimesini de kullanabiliyorlar. Tek hücreli canlılar olduğu için cinsiyet kavramı tabii ki bakterilerde söz konusu değil. Benzetme yapıyorlar. Böylelikle genetik bir çeşitlilik oldu. Ama bakterideki şu durumu unutma. Kaç bakteri başladılar olaya?
2 bakteri. Sonuçta kaç tane bakteri var? 2 bakteri var. Yani bu bir üreme değil aslında. Genetik çeşitliliği arttıran bir olay. Ama paramesyumda daha farklı bir durum söz konusu. Allah'tan müfredattan kalktı, çok şanslısınız. Çok karmaşık bir şeyden bahsediyorduk. Paramesyum hani şöyle silleri olan bir canlımızda bir büyük çekirdek, bir küçük çekirdeği vardı. Hani demiştim ki size, büyük çekirdek tek hücrelidir, eşeysiz üremesinden, yani bölünerek üremesinden ve her şeyden sorumlu. Küçük çekirdek de konjugasyonda kullanılıyor. İki tane paramesyum yan yana geliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O ona işte küçük çekirdeğini veriyor, büyük çekirdekler eriyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Sonuçta 8 tane paramesyum açığa çıkıyor ve 8 tane genetik çeşitlilik de olmuş oluyor. Sizden bilmenizi beklediğimiz, soruları çözebilmeniz için yeterli olan şey şu: bakterinin konjugasyonunu anladın. Bakteriler konjugasyon yapar, genetik çeşitlilik sağlanır fakat birey sayısı artmaz. Konjugasyonu paramesyumda yapıyor fakat paramesyumda konjugasyonun hem genetik çeşitliliği hem de birey sayısında artışa sebep oluyor gençler. Gelelim, dedim ya size, çok kıyas vereceğim. Kıyas sorularında da neler olup olmadığını görün diye. Genellikle tür içi genetik çeşitliliğe neden olmaz. Mutasyon yaşanmadığı sürece eşeysiz üreme genetik çeşitlilik yapmaz. Eşeyli üremede mayoz ve döllenme mantığına yattığı için genetik çeşitliliğe neden olacak. Tek bir ata vardır. 2 tane ata olacak. Temelinde eşeysiz üremenin tabii ki mitoz olacak. Temelinde tabii ki mayoz olacak. Eşeysiz üremede döllenme dediğimiz olay yok. Eşeyli üremede ise yumurta ve spermin birleşmesi, yani döllenme ismini verdiğimiz olaydan bahsedeceğiz. Genellikle türün değişen çevre şartlarına uyum olasılığı düşüktür. Bunun uyum olasılığı ise yüksektir eşeyli üreme olduğu için. Sonra hemen bir eşeyli üremenin şeklinden de bahsedelim. Eşeyli üremeyi yapıyorduk ya hani. Eşeyli üremenin olması için dişiler ve erkekler lazımdı. Dişiler yumurta üretimini gerçekleştirdi. Mayozlu erkekler sperm üretimini gerçekleştirecek. Yumurta ve spermin birleşmesine döllenme dedik. Döllenme sonucu oluşan ilk hücremiz zigot, yani iken kromozomluydu. Sonra mitoz ve farklılaşma meydana gelecek. Mitoz ve farklılaşmadan sonra da artık dişi ise dişi birey, erkek ise erkek birey meydana gelmiş olacak. Geliyoruz videomuzun sonuna. Geçen haftanın ödüllü sorusundan da bahsedelim. Bölünerek üreme sonucu oluşan iki amipte, zaten iki haftanınkine hemen hemen birbirine benzer vermiştim, çok karıştırdığınız bir şey olduğu için. Bölünerek üreme sonucu oluşmuş iki amipten bahsediyoruz. Yani eşeysiz üreme sonucu oluşan iki tane amipten bahsediyoruz. İkisinin DNA miktarı tabii ki aynı olmak zorunda. Çünkü ikisinin genetik yapısı birbiriyle ve ana canlıyla aynı olacak. Organel sayısı farklı olabilir. Atıyorum, ne demişiz? Amip. Bunun 100 tane ribozomu varsa 20 tanesini bu aldı, 80 tanesini bu aldı olabilir. Organel çeşidi farklılık göstermez. Bunun ribozomu varsa burada da ribozom olacak, burada da. Burada da Golgi olacak, burada da Golgi olacak. Yani organel çeşidi farklılık göstermez. Bir daha bakayım. DNA miktarı aynı olmak zorunda. Organel sayısı, şöyle yazayım, aynı, farklı olabilir. Organel çeşidi mutlaka aynı olmak zorunda. Sitoplazma hacmi ise tabii ki farklılık gösterebilir. Bizden de farklılık gösterebilenleri sorduğuna göre cevap 2 ve 4 olmuş oldu. Böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Bu haftanın ödüllü sorusunu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz gençler.